Futbol, Vizyon. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Göztepe var. Yani İzmir'in o efsane takımı Göztepe ile ilgili son 24 saate yansıyan haberleri sizler için topladım. Bilgi olarak aktaracağım. Bir manada da sizi Göztepe'nin deplasman maçı Gaziantep Futbol Kulübü maçına hazırlamaya çalışacağım. Çünkü Göztepe geçen hafta çok sükseli bir galibiyet elde etti. Trabzonspor'a ilk yenilgisini yaşattı ve oynadığı futbolla oyuncuların atletik performanslarıyla da Türkiye'nin gündemine ya da Süper Lig'in gündemine oturdu, öyle söyleyebiliriz. Çok konuşulan takımlardan biri oldu. Zaman zaman e, Göztepe ile ilgili topladığımız bilgileri sizlerle paylaşacağız. Az önce söylediğim gibi sizi biraz maça hazırlayalım. Nasıl bir 11 bekliyoruz? Sakatlar, cezalılar, onun dışında Göztepe'de ne tür hamleler gerçekleşiyor? özellikle kiralık oyuncuların çok olması, onların bir kısmının kadroda tutulması için ilk hamlelerin yapılması, Stoylovla ilgili yapılan e, hamleler var, e, hocanın sözleşmesinin uzatılması noktasında yapılan hamleler var. Tüm bunları toplayacağız size e, kısaca e, bir bilgi olarak paylaşmaya çalışacağız. Göztepe videolarına sizler ilgi gösterirseniz ben de mümkün olduğu kadar Göztepe haberlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, şöyle elden ele e, paylaşımları yaparsanız çok e, mükemmel olur. Biz de size paylaşımları yapmaya devam ederiz. Hemen sözü uzatmayalım. Göztepe geçen haftaki Trabzonspor galibiyetinin ardından Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanına çıkıyor. Bu akşam saat 20'de oynanacak karşılaşma. Maçı Kadir sağlam yönetecek. 15 puanla averajla 6. sırada Göztepe. Ligin üst sıralarını zorlayan bir Göztepe'den bahsediyoruz. İç saha performansı mükemmel. 4 galibiyeti var. Bir beraberliği var öyle söyleyebiliriz. E, 13 puan toplamış. E, bu rakam gerçekten çok iyi. Fenerbahçe ile biliyorsunuz berabere kalmıştı. Trabzonspor'u da yenmişti. 4 galibiyet, 1 beraberlik, 13 puanı içeride topladı ama deplasmanda aynı başarıyı gösteremiyor. 4 dış saha maçından 2 beraberlik elde etti. 2 kez de mağlup oldu. Öyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla şimdi deplasmanda aynı başarıyı göstermek söz konusu olacaktır. Ama eksik bir Göztepe'den de bahsediyoruz. Şimdi Kubilay kanatsız kuş yok, sakat. Doğan Erdoğan e, ve Miroşi'nin de sakatlığı var. Yalçın Kayan bildiğiniz gibi kadro dışı. Anthony Deniz bu maçta gördüğü, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle e, forma giyemeyecek. Isaac Sole de e, sarı kart cezalısı olarak oynayamayacak. Romulo'nun ki çok çok ihtiyacı var Göztepe'nin bir e, Santrofor performansına Onunla ilgili de belirsizlik devam ediyor hatta gelen ilk bilgiler şöyle Romulo'yu riske etmeyelim düşüncesi var çünkü önümüzdeki haftalarda gerçekten çok zorlu Beşiktaş Başakşehir maçları da var belki de bu manada riske edilmeyebilir diye düşünüyoruz. Peki nasıl bir kadro çıkacak? Ondan bahsedeceğim ama gördüğümüz kadarıyla yine hareketli, çabuk Huan ve Pofana ikilisi forvette oynayacakmış gibi görünüyor. Şöyle bir kadroyla ilgili de size biraz bilgi aktaralım. Yani benim beklediğim kadrodan bahsediyorum. Ee, tabii ki değişiklikler olabilir son dakikaya kadar. Matheus, Liz e, kalede oynayacak e, ve e, hoca biliyorsunuz 3-5-2'nin bir farklı versiyonunu oynatıyor. 3-4-1-2 gibi bir oyun oynatıyor. E, Liz e, geride e, kalede oynayacak. Bokele, Heliton ve Koray üçlüsü e, savunmanın üçlüsünü oluşturacak ki e, Trabzonspor maçında gerçekten çok başarılıydı, onu özellikle söyleyelim. E, sağ tarafta o günü, sol tarafta Jalma'yı göreceğiz. E, bunlar da savunma performansları dışında hucuma, özellikle Jalma'nın hucuma çok büyük katkısı var, onu e, gözlemleyeceğiz. tabi orta alanda e, gerçekten çok önemli bir eksik, Isaac Solen'in eksikliği önemliydi. Keza Anthony Denis için de aynı şeyleri söyleyeceğiz. Orada. Ahmet İldiz bu kez e, Matsuki e, başlayacak e, beklentilerimiz e, o doğrultuda. Matsuki de on numara ama Tiyaniç daha çok 10 numaraya yakın oynamasını beklediğimiz oyuncu. Çünkü e, için e, mükemmel bir performansı var. Son haftalarda yükselen grafiği 3 asisti 1 golü var Tiyaniç'in. Bu da e, Göztepe için gerçekten o oyunun hızlanmasını sağlayacak oyuncu anlamında çok değerli bir performans. Söylediğim gibi Pofana-Huan ikilisini ileride bekliyoruz ama bu oyuncular kompakt olarak yani bütünsel olarak geri döndükleri için de Göztepe'nin iyi bir görüntüsü var. Tabii ki burada bir test maçı. Şöyle söyleyelim. Trabzonspor maçına çok farklı anlamlar yüklemek mümkün. Bir e, dört büyüklerden birini yenmek adına yapılan mücadelenin 10 kişiyle çok değerli olduğunu vurgulayalım. Şimdi aynı performans acaba e, ligde daha e, yumuşak bir takım sayılabilecek e, Gaziantep karşısında ortaya konulabilecek mi? Bunu gözlemleyeceğiz. Sonra karar vereceğiz tabii ki bu noktada. Şimdi bunların dışında neler var? Onlara biraz bahsedelim. Stoylov'a yeni bir sözleşme sunmak istiyor. Göztepe yönetimi. Artı 2 yıllık sözleşme. Geçen sezondan bu yana görev yaptığı 33 maçta gerçekten de bir şampiyon takımı yakışır bir ortalama yakalamış durumda. 2 puan ortalamasıyla e, o e, takımını oynatıyor ve son 10 yılın en başarılı teknik adamı görüntüsü var Stoylov'la e, bir şekilde e, o kimya tutmuş gibi görünüyor e, Göztepe ile Stoylov kimyası ve Göztepe'nin devam etme olasılığının yüksek olduğunu söylememiz gerekiyor şimdi e, oradan şuraya geçelim e, Tabii ki sadece Stoylov değil e, bazı oyuncuların da sözleşmelerini Satın almaya çevirmek istiyor Göztepe. Tam 8 tane kiralık oyuncusu var Göztepe'nin. Bu oyuncuların en az 4-5'ini devre arasında çözmeye çalışıyor. Kimler var? Pofana var Chelsea'den kiralık. Sonrasında Victor Hugo var Flamengo'dan kiralık. Romulo var Atletico Paranense'den kiralık. Juan var Southampton'dan. Matsuki var Southampton'dan ki bunlar biraz daha görece hani e, kulübün e, Southampton organik bağ nedeniyle daha kolay e, olabilir diye düşünüyoruz. E, Isaac Sole var Slavia e, Sofya'dan ve Koray Günter Helas Verona'da Verona'dan e, bu oyuncularla ilgili yani bu 7 oyuncunun e, kiralık olduğunu söyleyelim ve bunların 4'ünü e, 5'ini Göztepe yönetimi bitirerek en azından gelecek sene için de yatırımını yapmak istiyor. Bunu da söyleyelim. Ama bu arada tabii Göztepe'nin oynadığı futbol nedeniyle de bazı oyuncuların öne çıktığını, Avrupa piyasasında da değer kazandığından bahsedelim. Anthony Deniz oynamayacak bu maçta, bildiğiniz gibi cezalı olduğu için onu söyleyelim. Ama Anthony Deniz'in piyasasının da yükseldiğini vurgulayalım. Ee, Almanya ve Fransa'da ciddi bir piyasa oluşturdu. Almanya'da Freiburg ve Stuttgart, Fransa'da da Toulouse ve Nice e, oyuncuya Anthony Deniz'e e, talip oldu oldular ama tabii e, Göztepe'nin de bu noktada e, o oyuncuyu elinde tutma isteğinin çok net bir şekilde ortada olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii sıkıntı Romulo'nun olmaması ve orada Romulo'nun alternatifi Kubilay Kuş o da sakat. E, alternatif oyuncu oluşturmak çok çok değerli. Yani kadro derinliği oluşturmak. Evet şu anda Pofana ve Huan oynuyor ama oraya bir e, nokta Santrofor transferi yapmak için e, bir çabası var e, Göztepe'nin. Bu noktada e, Igor Yesus'tan e, bahsedelim, Botafagolu oyuncudan. 23 yaşında, e, Santrofor oynuyor, 2027'ye kadar sözleşmesi var. 6 milyon eurolukta güncel piyasa değeri var. ha Olur mu derseniz şöyle bir plan e, düşünüyor e, Göztepe. Önce Southampton'a, oradan da kiralık Göztepe'ye gelmesi söz konusu. Bir de yine benzer şekilde Andrea Silva'dan bahsedelim. O da 27 yaşında bir golcü. Bir golcüye ihtiyaç olduğu, son vuruş oyuncusuna ihtiyaç olduğu gerçeğini de vurgulamamız gerekiyor. O da Sao Paulo'lu oyuncu diyelim. Evet Göztepe'ye Gaziantep Futbol Kulübü maçında başarılar dileyelim. Geçen haftaki o muhteşem taraftar önündeki oyunun bakalım uzantısı devam edip Göztepe bir galibiyet serisi başlatabilecek mi? Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.